Manşete hoş geldiniz. Gündemde Sadat var. Gündemde artık iyiden iyiye başlayan seçim kampanyası var. Gündemde strateji savaşları var. Gündemde spekülasyonlar, gündemde manipülasyonlar var. Ve yoğun bir sinir harbi yaşanıyor. Bütün hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Türkiye bir daha geri çeviremeyeceği ve geri çevirmesinin zor olacağı, hatta imkansıza yakın olacağı, Restorasyon yeniden yapılanma sisteminin inşası veya yıkılan şeylerin e, tekrar bina edilmesi adına ne derseniz deyin. E, bunun için e, şahsen 25-30 yıllık bir e, zamana, bir sürece ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü yetişmiş e, insanlar kıyıldı, kaçırıldı e, ve onların hayatları mahvedildi. Aileleriyle beraber yeni yetişecek e, nesiller de bir anlamda budandı. İçeride olanlar var doğru eğitim alamayanlar var eğitim kurumlarının yıpratılması ve eğitim kurumlarının seviyesinin aşağı çekilmesi var Türkiye'de artık ilk 500'e giren üniversite yok eskiden ODTÜ'den Boğaziçi'den bahsedilirdi Boğaziçi'nin nasıl talan edildiğini görüyorsunuz haliyle Topyekün yapılanma veya Topyekün bir şeyleri bina etme, nesil yetiştirme, önemli kurumların inşası önemli, sistemin elbette yeniden organizasyonu önemli. Pek çok şey önemli. Sadece demokratik parlamenter sistemin veya dengeli denetim sisteminin dizaynı değil, toplumsal anlamda da yapılması gereken konular var ve ayrıca çok ciddi insanların e, psikolojik rehabilitasyona ihtiyacı var. Tabii ki milyonları siz e, terapiye tabi, tabi tutacak haliniz yok. Buna bütçeniz de uzmanınız da yetmez ama e, toplumsal bir takım tedbirler veya sosyal bir takım iyileşmenin de eş zamanlı olarak e, harekete geçirilmesi gerekiyor. Bunların hiçbirisi yapılmadığı ve yapılanların da üzerinde tepinildiği için, yapılanlar da e, imha edildiği için 25-30 yıllık bir inşa süreci ya da sıfırdan yapma ya da eksilerden alıp tekrar yukarıya çıkarma gibi bir sürece ihtiyaç var. Eğer önümüzdeki bir yıl ıskalanırsa bu sürenin üzerine ilave sürede koyabilirsiniz. Çünkü imha etmek çok kolay, meşhur tabir, yıkmak çok kolay ama yapmak çok zor. Sadat'la başlayalım. Bütün bu konuşacağımız konuların esasen birbiriyle alakası var. Sadat deyip de geçmemek gerekiyor. Sadat'ın başında Adnan Tanrıverdi vardı ve Adnan Tanrıverdi Erdoğan'ın e, güvenlik toplantılarına katılan MİT müsteşarıyla yan yana oturan bir isimdi. Eski e, ordu emeklisi. Fakat enteresan bir şekilde yani dini duyarlılığı olduğu halde askerlere cemaatle namaz kıldırdığını falan söylediği halde ordudan atılmamış. Kendisi gibi ordudan atılmamış ve e, emekli olmuş doğal yollarla emekli olmuş kadrosuzluk vesaire gibi gerekçelerle neyse kişilerle birlikte Sadat'ı kuruyor ve kendisi gibi insanları ya da e, ordudan atılan insanları da topluyor bir anlamda. E, ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren Tayyip Erdoğan'la bir dostluk kuruyor. Sadat'tan önce başka bir takım dernekler veya bir takım kuruluşlar kuruyor. Yani faaliyetler 1994-95'li yıllara kadar gidiyor. 2012'den itibaren de Sadat bu tarafa geliyor. Paramiliter denilen bir kuruluş yani parayla paralı asker yetiştiren, paralı ordu yetiştiren bir kuruluş ama sadece ordu kökenliler veya güvenlik kökenliler değil hemen herkes yetiştirilebiliyor. Başka ülkelere bunun ihraç edildiği söyleniyor ama bu doğrudur. Libya gibi Suriye gibi veya başka Afrika ülkeleri gibi neyse fakat ağırlıklı olarak yurt içinde faaliyet götürüyor ve bu faaliyetler içerisinde toplumsal elbette bir psikolojik harp var toplumsal olayları yön, yönetme yönlendirme provoka etme var ve iktidarın başı sıkıştığında devreye giren bir rejime destek unsur güç olarak ama resmi değil var. 15 Temmuz'da yoğun bir şekilde sahada gözleniyor. Sadece Adnan Tanrı verdi değil. Şimdi galiba bir üniversitenin rektörü Nevzat Tarhan falan gibi de akademik çevrelerde destekçisi var. Milli İstihbarat Teşkilatı kökenli isimlerde Sadat'a laf söylemiyorlar. İktidar da bugüne kadar Sadat'a laf söylemiyordu. Muhalefet zaten Yıllar 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 sonra gündeme getirdi ve yıllar 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 sonra Kemal Kılıçdaroğlu bir grup toplantısında Adnan Tanrıverdi'nin 2019 sonbahar aylarında bir konferansta kameralara açık niyetini beyan etmişti. Mehdi'ye ortam hazırlıyoruz diye. 3,5 yıl sonra Özür dilerim. 3 yıl Yaklaşık 3 yıl sonra e, bu konu gündeme geldi getirildi. Tıpkı Atatürk Havalimanı'nın gündeme getirilmesi gibi. O da 2019'da kapanmıştı. 3 yıldır neredeydi aklınız diye sorar insan. Neyse birazdan bu konulara geleceğim. Adnan Tanrıverdi emeklilik planları yapıyor ve e, Suudi Arabistan'a veya benzer bir ülkeye yerleşmeyi düşünüyor. Belli ki aktif olarak konulardan çekilmiş oğlu Melih e, Tanrıverdi e, Sadat'ın başında bu işi götürüyor. Ee, ve işte tamamen İslami idealleri olan işte Avrasya ile Afrika ile Orta Doğu'yla falan ittifak kurup tıpkı Avrupa Birliği modeli gibi filan bir modelle filan e, yürümeye yürütmeye çalışıyorlar. Ee, bir de şöyle de bir toplumsal hafıza sorunu var. Sadat'ın, e, Sedat Peker'in iddialarıyla e, gündeme geldiği, getirildiği söyleniyor ama alakası yok. E, Sadat 2015-16'dan itibaren bilinen bu konuda yazı dizileri yapılmış, haberler yapılmış, o haberler erişim yasağı getirilmiş, Çiğdem Toker'in yazıları var, kitaplar yayımlanmış bir kurum Said Sefa. Herhalde bir 7-8 yıldır bu konuyu işlediği onlarca videosu var. Her videosunda da aşağı yukarı bu yapıya atıfta bulunuyor. Haksız değil mi yani? Ben anlattım diyor. Bunu diyor ben gündeme getirdim. Ben adamlar diyor beni hedef tahtasına oturttular filan. Fakat diyor işte bu sanki bu Sedat pekerle bilinmeye başlamış gündeme gelmiş gibi filan bir hava oluşturuluyor. Sedat peker tarafı şöyle Elbette dar bir çevrenin e, ya da kamuoyunda bu konularla ilgilenen çevrelerin e, takip ettiği bir konuydu ve bu tür yayınlara ilgi gösterdiği takip ettiği ilgilendiği araştırdığı bir konuydu. E, kamuoyuna mal olması, milyonlarca insanın artık bu konuyu bilmesi ve konuşmaya başlaması, evet Sedat Peker'in yayınlarıyla oldu. Bir yönüyle o doğru. Yani Sedat Peker konuyu popülerleştirdi. Ve yani düşünsenize her video 10 milyon, 20 milyon izleniyor. E, bu aşağı yukarı Anadolu'da okur yazar olan, bu konulara en azından merakı olan veya ilgisi olan herkesin bu konuyu izlediği ve bir fikri olduğu anlamına gelir. Yani konunun tabana inmesi ve popülerleşmesinde Sedat Peker'in bir katkısı var. Ee, onun da hakkını verelim. Sedat Peker 2014 sonrası Sadat organizasyonuyla kendi adına yani kendi benim diyor yardım tırlarım veya yardım konvoyuma Bayır bucak Türkmenlerine gönderdiğim yardımlara araçların içinde silah vardı diyor ve benim adımda silah sevkiyatı yaptı diyor Sadat. Mayıs Haziran Mayıs ayında geçtiğimiz yıl tam da bu ay bir yıl önce doldurduğu videoda bunu iddia etmişti. Ve bu bilinen bir şeydi. Sadat başkanı da Sedat Peker'i iyi eklemişler biz Sadat'tan geliyoruz diye kim yapmıştır bunu o dönem FETÖ çok aktifti filan diyor. Yani... E, tuhaf bir şekilde e, dönemin malum günah keçisi üzerinden bir tepinme hali var ama buna da kargalar bile güler. Zaten kimse de bu iddiaların üzerinde durmuyor. E, sınır ötesine gönderilen silahlar var ve yardım konvoyu adı altında gönderiliyor. Bu yardım konvoyunun sahibi olan kişi kendi tanıklığıyla bu iş böyle oldu. Ben yardım gönderirken içine silah da karıştırdılar, silah da koydular diyor. Zaten Sedat Peker'in o dönem paylaşımlarında, Suriye Suriye'ye veya Irak'a neyse gönderdiği pikaplar üzerinde Sedat Peker, Reis Sedat Peker yazan çelik yelekler falan var. Yani eş zamanlı olarak da Twitter'dan veya sosyal ağlardan paylaşmış ben şu yardımı veya içinde bunlar bunlar var diye ki esasen çelik yelek ve pikap gibi unsurlar da bir tür askeri destek yani bunlar pamuk taşımak için, buğday taşımak için veya insan taşımak için kullanılmıyor. Bunlar da gene askeri ama askeri amaçlarla kullanılıyor. Şimdi diyor ki Sadat'ın başındaki, ben de tevil etmeye çalışıyorum ayrı bir konu. Yani her bütün bu organizasyon fetö yani fetö işiydi. Şimdi düşünün cemaate şey yaparak dönemin malum günah keçisine salaklaşmamak lazım. Yani birileri bir organizasyon yapıyor bu cemaat işi. Bu organizasyonda işte içine silah koyuyor, bu da cemaat işi. Ve içine silah konmuş, silah yüklü tırları da durduruyor, deşifre ediyor. İşte sınır ötesine silah sevkiyi yapılıyor diye de olay medyaya falan yansıyor. Yani bunu patlatan da gene cemaat. Salaklaşmamak lazım, ben de anlatıyorum. Zaten Ömer Murat da onu yazmış iddiasında, şey tweetinde özür dilerim. Sadat Başkanı Peker'le Sadat'ın temsilcisi gibi görüşenler FETÖ'cü olabilir dedi. Halk TV gazetecileri ise Sadat'ı yöneten askerlerin Fethullahçı olduklarını söyledi. Yani hem Sadat'ı yönetiyorlar hem de Sadat'ı yıpratmak için onun adınaymış gibi Suriye'ye silah gönderiyorlar falan. Yani Zaytung'u geçti bu olaylar. Devre yakan olaylar artık bu olaylar. Devre yakan. Adnan Tanrı verdi de resimde ortadaki şahıs Tabii şimdi aktif değil belli. O zaten Cumhurbaşkanı Mehdi'ye ortam hazırlıyoruz deyince Cumhurbaşkanlığı kadrolarından da gönderildi. O arada Deli Çavuş ismiyle Deli Çavuş geçtiğimiz yıldan bu yana daha doğrusu sosyal medyada yasaklanınca Sedat Peker Deli Çavuş hesabı üzerinden durum paylaşımı yapıyordu ama ilk defa tweet paylaşımı yaptı. Er kaceleri falan da tercih etmedik galiba bu sefer. Deli Çavuş'u tercih etmiş ve direkt kendi üslubuyla Deli Çavuş'tan tweet atmış. 5-6 tweet attı üst üste ve burada ağır küfürler var ve bir gün yani çıkacağım konuşacağım diyor. Ama öncelikle bu tweetlerde küfür kıyamet sadece tek tweette olayı bir anlamda iddiasını ispata davet ediyor savcıları veya Türkiye yargısını. Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban'ın yanına kaç kere geldiği, yanıma kaç kere geldiğinin HTS kayıtlarını çıkartın. İsim veriyor şey gösteriyor. Yani Sedat Peker'in iddiaları üzerinde durulmayacak cinsten değil. Çünkü siz bunu ortaya çıkartırsınız ve senin iddian boştur. İşte yalan söyledin, iftira attın dersiniz. O anlamda çok temelli, bir anlamda bilgi yani olayın içinde bir aktör olarak ve belgesiyle ve meydan okuyarak çıkıyor. Ve bu meydan okumaları geçtiğimiz mayıs ayından bu tarafa 12-13 aydır çürütülemedi. Çürütülmekte istenmedi. Bunu da şey düşelim. Yani ha bu iddiaları doğru gibi alıp değerlendiriyorsun, iddiaları doğru gibi alıp değerlendiren yok. İddialar yüzde100 doğrudur diyen de yok. ama iddiaların ciddi iddialar olduğunu dönemin aktörü olarak içinden bir tanık olarak ve bu iddiaların çürütülmediği gibi çürütülmek de istenmediğinin altını çiziyorum. Dolayısıyla o mühim bir teori ve mühim bir itiraf hatta olarak ortada duruyor HTS kayıtlarını çıkartın. Kaç kere telefonda görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın. Sadat Başkanı Adnan Tanrı verdiğiyle telefonla görüşmüş müyüm görüşmemiş miyim? Telefon HTS kayıtlarını çıkartın diyor. Deli Çavuş hesabından yaptığı paylaşımda. Burada da ağır e, hakaret ve küfürlerle kimse bizi kekleyemez. E, i̇şte namusunuz yok diyor. Siz köpeksiniz kemikli köpeksiniz böyle devam ediyor. Elbet diyor bir gün paylaşım yapmaya başlayacağım. Ve gene ağır küfür ederek sizi bilmem nerelere sokup çıkaracağım diyor. Köçekler gibi oynatacağım diyor. Ve e, Süleyman Soylu'ya da e, işemek yasak demiş. Gerçekten ağır hakaretler, ağır küfürlerle deli çavuş hesabı üzerinden e, Sedat Peker adeta e, püskürdü. O arada Hüda Kaya e, haksız mı? HDP milletvekili yıllar önce sadata ilk defa dikkat çektiğim için bana gelen fezlekeye iktidar ve bir kısım muhalefet birlikte dokunulmazlığımızı kaldırmışlardı. İşte muhalefetin iktidarla yan yana olduğu konulardan biridir sanat. Üç sene sonra aklınız şimdi mi başınıza geldi diye sorarken ezbere söylemiyorum. Devlet imkanlarıyla büyüdüler, kan döktüler, çok büyük suçlar işlediler. Geç de olsa muhalefetin gündemini alması olumlu adım demiş Hüdaka'ya. İnci Ekim paylaşmış. Melih Tanrı verdiği Halk TV'de dinledikçe kaygılandım. Ortak özellikleri pişkinci, pişkinlik. Kılıçdaroğlu için belgesi var mı diyor. Paramiliter örgüt belgesi ancak iktidar değişirse ortaya çıkar. JT'nin belgesi varken bile inkar ediyorlar demiş. Bu konuları bilen içinde 40 yıldan uzun süredir gazeteci olarak takip eden bir isimdir. İnce Ekimoğlu. Mehmet Bayraktaroğlu. Sedat Peker'in üzerine atılı iftiraları cevaplamak imkanı yok. Tele1 ve Halk TV buna rağmen bir mürteciyi yani Sadat yöneticisi demiş ekrana çıkarıp Peker'e it, it, iftira attırdı. Yeni bir dönem mi başlıyor? Avrasyacı askerler ve medyaları iktidarla işbirliği mi yapacaklar? Bir de tabi e, Medyascope'da, e, Tele1'de, Halk TV'de röportajı veya işte canlı yayında Melih Tanrı verdi. Sadat yöneticisi olarak konuşturulmuş iddialara cevap olarak ve bunu yayınlayanlar da cevap hakkını kullandırmak olarak falan e, bahsettiler medyaskop demişken mesela yeni medyaskopa Hanefi Avcı çıktı veya çıkarıldı bilmiyorum. Orada da işte seçim sistemi son derece güvenilir, güvenilirdir. Ee, sıralı yığınla devlet bürokrasisi hakimi, YSK görevlisi, parti müşahidi falan bu konuları takip etmektedir. Ee, ve zaten bu belli bir otomatiğe bağlanmıştır. Hiç kimse seçim güvenliğinden şüpheye düşmemelidir falan diye. Dündü galiba. Çıktı, konuştu veya konuşturuldu. Bu da enteresandı. Hanefi Avcı'nın Aylar yıllar sonra sırf bu konuda e, Türkiye'de e, seçim güvenliği sorunu yoktur diye bir yayına çıkması. Deyip parantezi kapatayım. E şimdi cevap hakkı kullandırıyorsunuz Halk TV, Tele 1 veya işte Medyascope'da veya başka bir şeyde veya böyle söylüyorsunuz. E peki siz o iddiaları gündeme getirdiniz mi? O iddiaları konuştunuz mu ki cevap hakkı kullandırıyorsunuz? Cevap hakkı nasıl şey yapılır? Ben burada bir şey söylerim. Birisine cevap hakkı doğar ve derim ki kişiye cevap hakkı doğdu. Ve çünkü benim söylediğim bir şeyden dolayı cevap hakkı doğdu ve cevap hakkını kullandırırım. Yani benim burada kullanmadığım, benim burada gündeme getirmediğim, benim burada hiç değinmediğim bir konuda kişi cevap hakkımı kullanıyorum senin platformunda dediğinde benim öncelikle şunu yapmam lazım. Zaten hiç, mesela konuyu hiç gündeme getirmemişsem sen bu konuda açıklama yapmak veya cevap hakkı kullanmak istiyorsun. O zaman konu neydi bir bakalım göstereyim ben ondan sonra da sen bu konuda diyeceklerini söyle. ...kastecilik dersi veriyoruz millete neyse. Eren Keskin, Sadat Başkanı'nı dinlerken... ...şunu anladık, özel harp dairesine... ...rakip ikinci bir daire kurulmuş. Hepsi özel harpçi. Bir de diyor ki, değişik bir durum. Ve hepsi gerçek muhalefeti... ...hedef alıyor. Yani bizleri. 90'larda susanlara gelsin diyor. Evet, Ümit Özdağ da mesela bu çerçevede... ...dokunmak... Yani... E, ...patronun adamlarına sataşıyor. Ama patronu özellikle dışarıda tutuyor. Bir bu, ikincisi... Ee, tamamen muhalefete çalışıyor falan. Yani sen bir muhalef parti, muhalefet partisin. Türkiye'nin meseleleri üzerine e, meselelerini koy, çözüm önerilerini sırala ve halktan oy talep et değil mi? Ama amaç başka. Sadat'ın ortağı konuştu. Devletin silahlarını dışarı satıyoruz. Can Dündar demesin mi? Ben bunu yazdım diye 27 yıl yedim diyor. Evet birkaç ay Silivri'de yattı ama e, cezası var Türkiye'ye dönerse veya yakalanırsa birazdan ona bakacağız. Operasyonlanırsa Avrupa'da e, Türkiye'ye götürülecek ve 27 yıl cezasını çekmeye başlayacak. İşte Sadat'ın ortaklarından Mehmet Efe, Aselsan'ın ve MK'nin ürettiği askeri ürünleri yurt dışında sattıklarını açıklamış. Bunu söylemek suçtu ama şimdi Sadat'ın ortağı e, Milli Savunma Bakanı da de pozu var eski Genelkurmay Başkanı bunu göğsünü gere gere anlatıyor. Zaten birazdan değineceğim. Her şey o kadar deşifre oldu ve her şey o kadar alenen ve gururla anlatılıyor ki yani bakıyorsunuz YouTube kanallarında bile e, yurt dışında e, yapılan başarılı operasyonlar, paketlemeler anlatılıyor. İşte bir takım cinayetler, siyasi cinayetlerin altı çiziliyor e, ve iç kamuoyundaki bir takım yapılanmaların, e, bir takım hare hareketliliğin neyse falan altı çiziliyor falan böyle bir enteresan bir durum. Erdoğan bir önceki yayında fikri takip bir önceki yayında dedim ki muhalefet öyle bir alandan daldı ki Erdoğan ve çevresi de bu konuda cevap veremiyor seyrediyor. Hani polis e, sizin sahadaki hareketlerinize seyirci kalmaya başladı bir şey yapamıyor siz mesela ani bir Sadat baskınıyla e, hem e, güvenlik güçlerine ekart ediyorsunuz. Kimse Sadat'ın çevresinde falan önlem alamıyor. Hem de iktidar unsurları ya şimdi Sadat da paramiliter şey dışı ne derler devletin dışında veya devlete paralel bu paralel kelimesini de kullanınca ne yani eski yapı yaklamam çalışıyorsun falan diyorlar ya hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum ama kelime manası o devletin içerisinde yani devlet imkanlarıyla ve devlet görevlilerinin bir takım kirli işleri yapmak için kurduğu yasa dışı mekanizmalar Hadi böyle söyleyeyim. Biraz uzun bir tanım oldu ama. O günkü yayında Erdoğan'ın da bu konuya tepkisiz kaldığını yani muhalefetin iki konuda bir moral üstünlük sağladığını bir rejim güvenlik güçlerine fake attı. iki iktidarı da konuyu savunamaz bıraktı falan demiştim. Ve Erdoğan 3-4 gün sonra sessizliğini AKP grup toplantısında bozdu. Parlamentoyu rafa kaldıran Erdoğan artık ayda bir veya iki ayda bir AKP grup toplantısı yapıyor. Onu da belirtelim. Bu sene yaptığı 4. AKP grup toplantısı. Onu da söyleyelim. Yani muhalefet tarafta grup toplantısı yapıyor ama Erdoğan o kadar e, yoğunlaşıyor değil bu konuya. Şimdi... Erdoğan sessizliğini bozdu rejim güçleri demişken ona bir parantez daha açalım bir anekdot daha paylaşayım sizinle. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ı basmaya giderken veya Sadat'ın önünde açıklama yapmaya giderken veya Sadat'a ani bir ziyaret gerçekleştirirken adına ne derseniz deyin bunu sadece medyaya haber vermemek değil genel merkezde de e, planlamıyor tasarlamıyor polise haber vermiyor hatta cep telefonları falan kapatılıyor veya yanlarına almıyorlar giderken yani e, devlet tarafından iç işleri, polis rejim güçleri istihbarat tarafından takip edildiklerini bildikleri için bulundukları yerden çıkıp Sadata doğru giderken bile bu anlaşılıp orada önlem alınmasın diye veya bu ziyaret açığa düşürülmesin diye bu kadar gizleyerek ziyaretlerini ani bir baskın yapıyorlar. Şeye jammer'larla falan filan belki de sinyal dağıtıcılarla falan gidiyorlar. Neyse bunun özel kullanım için üretilmişleri de var. O anlamda söyleyeyim. Jammer deyince akla resmi bir şey gelmesin. Haliyle iktidar bir anda e, Türkiye gibi e, her tarafı tutulmuş istihbari anlamda, dinleme anlamında, hareket kabiliyeti anlamında bir şeyi e, bir ortamda ana muhalefet bir hareket çekti iktidara. Yani saray bir de bu açıdan kızmıştır ve mutlaka İçişleri Bakanı'na, MİT Müsteşarı'na çağırıp sormuşlardır. Ya kardeşim size rağmen nasıl yaptı bu adamlar? Nasıl öğrenemediniz? Nasıl duyamadınız bu planı? Falan diye içeride de bir fırçalama olmuştur. Kapa parantez. Erdoğan Sadat'ı sattı çünkü diyoruz. Esasen satma değil. Yani bir anlamda yani benim bunlarla bir ilişkim yok dedi. Sattı. Fakat devamında da yapılan faaliyetleri yermedi. Yani yapılan faaliyetlerin bir anlamda yanında durdu. Çünkü diyor ki işte bu bir darbeci kuruluş oluşum olduğunu söyleyecek kadar Kemal Kılıçdaroğlu terbiyesizleşti. Sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor diyor. Sömürge altında kalmış İslam ülkeleri nedir yani? Böyle bir şey yok şimdi bir de çok tuhaf bir şekilde siz yani diyelim ki Amerika'dan İngiltere'den bahsedildiğinde falan aa bak sömürge işte bunlar sömürgelerle böyle sömürgeyle bu noktaya geldiler falan diyenlere hemen şu cevabı verin tek kelimeyle Almanya Almanya deyin susacaklar çünkü Almanya'nın geçmişinde sömürge sömürgecilik böyle şeyler yok bana Almanya zenginleşmesinin, Almanya modernleşmesinin, hele 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş Almanya'dan bugün Avrupa'nın en zengin ekonomisi, en büyük ekonomisi noktasına, G7 ülkeleri içerisinde gibi Almanya olması noktasına nasıl geldi filan deyin ve orada bir dursunlar. Yani her bu iş sömürge sömürge edebiyatıyla olmuyor. Ayrıca şu anda sömürge olan bir Arap ülkesi de yok. Hoş kime ne anlatıyorsun? Kılıçdaroğlu Erdoğan'a Twitter'dan anında cevap vermiş. Bugün, bugün değildi grup toplantısı galiba dündü. Sadat'la alakam yok demişsin. Tanıştırayım devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi Sadat kurucusu silah tüccarı başkenti İstanbul dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu, danış, bu baş danışmanından dinlediklerini bize de anlat aydınlanalım demiş. Şimdi bu toplantı çokça bilinen bir güvenlik toplantısında çekilen fotoğraf. Burada hemen Hakan Fidan'ın yanında oturuyor. Adnan Tanrı verdi görüyorsunuz. İleride de işte Süleyman Soylu var, diğerleri var vesaire. Şöyle biraz daha kadrajı yapalım ki Erdoğan'la beraber aynı karede görünsün Adnan Tanrı verdi. Devletin büyük gizliliği olan bilgilerinin konuşulduğu, belgelerin ekranlara yansıtıldığı, stratejilerin belirlendiği saraydaki toplantıda bu adamın ne iş var? Ve bu adamın başında olduğu Sadat... Ne amaçla böyle bir koltuğa oturtuluyor? Siz tabi elbette sarayda bir baştanışma sıfatı vereceksiniz ki... ...bu tarz toplantılara katılsın. Neden? Söyleyeyim. Ee, başta da söyledim. Kesinlikle ülke içerisinde... E, ...rejime bağlı olarak... ...gayri resmi bir yapılanmayla... ...silahlı güçler, silahlı milislerle... ...olayları çıkarma... ...olayları yönlendirme... ...veya çıkmış olayları provoke etme... ...veya... Olası olayları ya da e, yürüyen bir takım eylemleri, aktiviteleri de kontrol etme hatta belki bastırma. Duruma göre işinize ne geliyorsa isterseniz yönlendirebilirsiniz, isterseniz provoke edebilirsiniz. O, o işi kontrolden çıkartıp belli amaçlara iç, içine soktuğunuz ajanlarla veya elemanlarınızla e, ve e, orada kan gerekiyorsa kan çıkartabilirsiniz. E, bombalama gerekiyorsa bunu yapabilirsiniz. Başka şeyler gerekiyorsa, baskınlar vesaire bunu yapabilirsiniz. İşaretlenmiş evler veya adresi belli yerlerin e, talan edilip yağmalanması varsa bunu yapabilirsiniz. İşte Sadat bu eğitimleri veriyor. Bu kadar açık söylenmiyor ama Sadat bu eğitimleri veriyor. Sadece yurt dışı faaliyetleri değil, yurt içinde de. Yine aynı şekilde e, yurt dışı operasyonlar çünkü devlet elbette MIT eliyle bir takım operasyonları yapıyor. Devletlerle konuşarak, anlaşarak ya da devletlere rüşvet vererek. Avrupa devletlerine bu sökmüyor ama Afrika devletlerinde, Asya devletlerinde bunu yapıyor. Bunu yapıyor veya o ülkenin istihbarat teşkilatıyla falan veya askeri polis gücüyle yan yana gelerek veya oradaki bir takım güvenlik güçlerine rüşvetler verilerek yine bu tarz operasyonlar yapılıyor. Ama Özellikle batı dünyasında bunlar yemeyeceği için, tabirimi mazur, mazur görün ancak bu kelimeyle ifade edilebilir. Ee, yine devletin ortaya çıktığında benimle alakası yok canım yani bu bir terörist organizasyon veya bu bir e, provokatif organizasyon veya özel bir organizasyon veya şahıs işi falan deyip aradan sıyrılabileceği ama bizzat ortaya çıkmadıkça koordine edeceği, bütçesinden örtülü ödenek destek vereceği, sevk, yani eğiteceği ve sevk ve idare edeceği veya hedef göstererek işte şu 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 isimleri ortadan kaldıracaksın, şu 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 isimleri paketleyip getireceksin filan. Biz de bunu daha sonra işkence altında kaybedeceğiz veya kayıp deyip kaybedeceğiz veya alacağız işte bu emniyet güçlerinin başarılı operasyonu tarafından yakalanmıştır deyip işte sahneleyeceğiz filan vitrine koyacağız neyse bu tür faaliyetler için ağırlıklı olarak tutuldu ve devam ediyor. Ve bu deşifre oldu şu anda. Bu deşifre olduğu için de Sadat'ı sattı çünkü artık Sadat üzerinden bir şey yapma, planlama falan şeyleri kalmadı. O açıdan da son derece moralleri bozuk, bozuktur. Belki şu anda farklı bir yapılanmayla bu işleri planlıyor olabilirler. Yurt dışında belli hedef olmuş veya belli canlarını sıkan isimleri susturamadıkları için ya da varlığı onlar için bir tehdit durumuna geldiği için operasyonlarla öldürme, gözdağı verme, kaçırma, paketleyip Türkiye'ye getirme dahil pek çok operasyonları Sadat ve benzeri kurum kuruluşlarla yapıyorlar ve bunun içinde yine emekli askerleri veya askeriye kökenli isimleri kullanıyorlar. Bu konuda işkence konusunda olsun, operasyon operasyonlama operasyonlama konusunda olsun bunu itiraf eden televizyonlarda Ali Türkşen gibi bunu öven ya da bunda herhangi bir sorun olmadığını ifade eden isimlerle de birlikte çalışıyorlar. Emin olun ki bu insanlar birlikte çalışıyor. Onun için de mesela bizim TV gibi YouTube kanallarında mitçiler çıkartılıp konuşuyor, konuşturuluyor. Oradaki sunucular ve o programı yapanlar da bu millet devlet yara şey bu mit devlet yararına çalışıyor. Faydalı operasyonlar yapılıyor, yapıyor. İşte bunların gidip işte kulaklarından tutulup getirilmesi, operasyon operasyonlanması lazım diye filan kendi kitlesine yapılan işin işi meşru bir iş, iş olarak da takdim ediyor. Ee, sadece dış değil, iç kamuoyunda gene planlanan bahsettiğim gibi bir takım Eylemler bir takım provo provokatif gösteriler veya yola çıkmış barışçıl protestoları, barışçıl eylemleri yön vermeler olduğu gibi iç siyasi suikastler de bu çerçevede planlanıyor. Tıpkı dış siyasi suikastler veya dış siyasi operasyonlar olduğu gibi benzer bir şekilde iç siyasi karışıklığı çıkaran etmenlerden veya çıkaracak etmenlerden biri de iç suikastlar. Ne zamandır yok Türkiye'de? Ee, ama e, bu şekilde ses getirecek e, bir takım suikastler veya bir takım eylemler gene benzer yapılarla planlanıyor. İşte bütün bunların hepsi e, deşifre olduğu için veya bunu yapacak insanlar deşifre edildiği, bunu yapacak kurumlar, organizasyonlar deşifre edildiği için mutlaka bunun bir alternatifini B planlı C planını düşünüyor. Saray ve çevresindeki rejim güçleri. Siz bunu saray deyince sadece Erdoğan ve AKP anlamayın. AKP'nin hiçbir şeyden haberi yok hele partinin tabanının bir grup başkan vekili bile yaptığı açıklamayla devletin yörüngesini veya devletin attığı adımları falan tahmin edemeyebiliyor ve bunu susturularak ödüyor. Haliyle bırakın hani AKP'de bir grup başkan vekili, genel başkan yardımcısı falan düzeyindeki bir insan işin nereye gittiğini anlayamıyorsa sıradan partili veya sıradan milletvekili veya sıradan işte teşkilat üyelerinin herhangi bir şekilde bu işlerde bir parmağı olduğu veya dahli olduğunu düşünmemek icap eder. Erdoğan'la beraber yol arkadaşları, Erdoğan'la beraber devlette iş tuttuğu isimler. İşte biraz evvel atıfta bulunmuştum. Eski mitçi Ali Burak Darıcılı ki bunlara eski mitçi de dememek lazım. Halen aktif olduğu çok belli. Ama akademik e, kimlikle şu anda e, olayı götürüyor. Ama aktif olarak mit personeli olarak 15 yıl çalıştığında saklamamış bu yayında Afrika'da, Orta Asya'da rüşvetle vesaire hallediyorsunuz diyor. İşbirlikçi buluyorsunuz, insan kaçırmadan bahsediyor. Almanya'da bunu yapamayız. Küçümsemeyin kime rüşvet vereceğini bilmekte önemli yani diyor. Peki Almanya'da rüşvetle adam kaçıramıyorsanız ne yapıyorsunuz? Biraz evvelki duruma dönüyoruz. Biraz evvelki çözüme dönüyoruz. Devletin olmadığı işin içinde, mitin olmadığı ama devletin sevk ve idare ettiği bir takım yapılanmalardan bahsediyoruz ki bu... Devlet geleneğinde var. Hele 1950'li yıllarda Asala olayı falan dediğinizde biraz değiştiğinizde arkası gelir. Ümit Özdağ biraz evvel söylemiştim patrona dalaşamıyor, patrona bir şey diyemiyor ama sarayın eteklerindeki insanlarla uğraşıyor. Mesela hem Süleyman Soylu'ya hem de Binali Yıldırım'a ki biri İçişleri Bakanı Binali Yıldırım'da. 15 Temmuz'un başbakanı. 15 Temmuz'da ne eksik kaldı diye soruyor Süleyman Soyluya. Öyle söylemişti ya TGT yayınında içimizde kaldı, eksik kaldı. Yarım yarım kaldı yani tamamlayamadıkları şeyler var. Neyse. Şeye de Binali Yıldırım özür dilerim. Binali Yıldırım diyorum Davutoğlu. Davutoğlu'na da Davutoğlu 2015'in başbakanı. Ankara'da garın önüne o, bom, o bomba nasıl geldi? Neden yüzden fazla insanımız öldü? Esasen bu soruların hepsini bir e, devlet e, çalışanı, devlet görevlisi olarak ki bunu en son işte Kılıçdaroğlu da e, söylemişti bu insanların e, devlet içerisinde psikolojik harp e, götüren e, bireyler olduklarını siyasetle, siyasetçilikle e, çok alakalarının olmadığını kart vizitlerinde esasen bunun yazdığını Kemal Kılıçdaroğlu bile ifade ediyor. Kapa parantez Ümit Özdağ çok iyi biliyor 15 Temmuz'un arka planını da. Ümit Özdağ çok iyi biliyor Ankara Garı'nda neden o bombalar patladı ama işte reise Erdoğan'a bir şey diyemiyor. İşte elemanlarıyla bu işi bu şekilde gündemde tutmaya çalışıyor. Attığı çokça tweetten biri de buydu. Canan Kaftancıoğlu'nu Atatürk Havalimanı üzerinden hedef gösterdi bir kere daha. Muhalefetle uğraşan bir muhalefet lideri. Bir psikolojik harp parçası ve unsuru. Erdoğan da o arada Birleşik Arap Emirliklerine gitmiş. Sedat, Sedat Peker'in halen yaşadığı ülke işte taziye ziyareti için gitmiş. Birleşik Arap Emirliklerinin devlet başkanı vefat edince günübirlik taziye ziyareti. Erdoğan her türlü fırsatı değerlendiriyor. Taziye mesajı yayınlamıştı zaten. Gitmesine gerek yoktu. Ama dediğim gibi bizzat giderek gene ilişkileri sıkı tutma veya orada hazır taziyeye gelmişken bir şeyleri de yüz yüze halledelim. Ziyaretidir bu. Şeyle alakası yok. yani ne derler? Gönülden bir taziyeyle çok üzüldük. Ah kahrolduk. Biz acınızda, bu acınızda sizi yalnız bırakmayalım falan gezisi. Değil. O arada NATO'yla da dans ediyor Erdoğan. Çok ağır ve esasen telafi edilemez şeyler söylüyor. Bir, diplomatik konuları kamuoyu önünde tartışıyor. İki, çok ağır konuşuyor. Yani şunu söylese, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldiğinde biz de elbette gelişmelere göre bu konuyu değerlendiririz falan dese. Yani 30 NATO üyesi ülke var. Hiçbirinden bir şey çıkmıyor. Erdoğan konuşuyor ve sert konuşuyor. Bir de öyle söylüyor ki terörist temsilcilerinin odaklandığı örgüt olacak falan diyor NATO ve devamla artık diyor o terörist temsilcilerini diyor bize verse de diyor biz bundan geri adım açmayız. bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulmayız. Başka demeçlerini hatırlayın ben bu koltukta oturduğum sürece falan çok yani diplomatik konularda negatif konuştuğu gibi ki esasen diplomaside olmayan şey olmaması gereken şeyler bir de Adeta kapıları kapatıyor. Yani kırmızı ışık yakmıyor. Tam anlamıyla şeyi kaldırıyor. Köprüleri atıyor yani bir anlamda. Yani gel, Türkiye'ye geleceklermiş kusura bakmasınlar işte boşuna gelmesinler diyor. İşte Müslüman bir yerden bir kere sokulur. O terör temsilcilerini veya teröristleri tem, teslim etselerde falan biz o açıdan da tuhaf. Fakat bu lafların hepsini yiyor. Ve böyle konuşulduğunda da şunu söylüyorsunuz. Bu laflar. Bu tükürükler yalanmak için. Kusura bakmayın tabirim mazur görün ama durum bu. E, para arayışı tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi. Esasen Suat Kınıklıoğlu onları çok güzel yazmış. Avrupa silah ambargolarının kaldırılması, F-35 programına tekrar alınması, F-16 satışının kongrede onaylanması, Amerika S-400 sebebiyle konan yaptırımların kaldırılması. Erdoğan'ın mesajı NATO'ya değil, NATO'nun esasen hani hamisi pozisyonundaki Amerika'ya dönük 30 NATO ülkesinden ses gelmezken Erdoğan'dan ses gelmesi doğal. Evet. Dördüncü madde hariç bunların hepsi olabilir demiş. Bakalım ne olacak diyor. O arada Atatürk Havalimanı tartışmasıyla yavaş yavaş aktüel gelişmelere temas edip toparlayalım. Ee Yeşilköy Havalimanı meselesi İstanbul Havalimanı Atatürk vesaire değil. E, bu, bu bu diyor, kentin hafızası, anılarımız var diyor. E, oradaki grafikte de 1970'li yılların başı Atatürk Havalimanı, e, bugünkü halinden ne 70'li yıllarda aşağı yukarı dönüştü, ilave pistler ve terminal binalarıyla ve bu yapı şu anda yerle bir tek pist bırakılacak, onunla da, da herhalde özel uçak, özel uçuşlar, uyuşturucu ticareti, VIP seyahatler falan gibi şeyler için kullanılacak. Her neyse. Ee, mesele Atatürk havalimanı olup olmaması değil yani e, bu konuda gerçekten e, şey yapmamak lazım e, Atatürk Kültür Merkezi'nin adı duruyor AKM olarak yani ad, e, olayı e, yani ne bileyim İslamcı layık falan kutuplaşmasına falan çeken. İşte oranın ismi Atatürk'te ondan dolayı hazmedi. Ya bu çocuklaşmamak lazım. Oranın ismini Atatürk yapan da 12 Eylül yönetimi oldu. Esasen Yeşilköy ismi daha çok yakışıyor. Eski Türk filmlerine baktığınızda Yeşilköy Havalimanı veya havaalanı olarak geçer. 1985'te 12 Eylül idaresi her yeri, her yeri Atatürk'le boyadı. Oranın da ismini değiştirdi. Esasen Yeşilköy orijinal olarak kalması gereken bir şeydi. Her ne halise değişti filan. Yani... E Şimdi şey mi diyelim yani Atatürk ismini orada savunanlar 12 Eylülcüdür mü diyelim? Hayır öyle de değil. Fakat yani meseleyi Atatürk ismine indirgemek de çok fazla mantıklı değil. Cem Cemal Çobanoğlu Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi yapsalar bile diyor. Çevresindeki durumun durum değişecek çünkü diyor. Orada uçaklar inip kalktığı için belli bir kat irtifası vardı. Şimdi dolayısıyla bu ortadan kalkacağı için orası havalimanı olmayacağı için dolayısıyla diyor o binalar yıkılacak. Oraya başka kuleler yükselecek. Yani Anadolu yakasında yükselen kuleleri düşünün Ataköy'e gidin benzer bir operasyonun Atatürk Havalimanı değil belki ama çevresinde Atatürk Havalimanı olmasa bile çevresinde şekilleneceğini düşünebilirsiniz. İşte Fikret Bila atmış Atatürk Havalimanı alerjisi isminden dolayı Murat Yetkin de Yani. Ayrıca işte dediğim gibi Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli sefer ne zaman yapılmış Anadolu Ajansı'nın haberini getirdim size 6 Nisan 2019'da. Bir 3 yıl bir ay geçmiş. 3 yıl bir ay sonra Atatürk Havalimanı'na kepçeler gelince aman yaptırmayız ettirmeyiz. Yani tıpkı yani 2019'da e, Mehdi ortam hazırlıyoruz diyen Adnan Tanrıver'in açıklamasına 3 yıl sonra cevap verilmesi gibi Atatürk Havalimanı konusunda da 3 yıl sonra harekete geçen bir muhalefet. Çok samimi bulmuyorum ama neyse zararın neresinden dönülürse kar. O arada Aynur Doğan konseri derince de iptal edilmişti biliyorsunuz. Leban'ın kapak konusu olmuş. Artık Aynur Doğan konser bileti çıkanları üzerinden topluyor emniyet birimleri. Vay festival bileti tipinden anlamıştım zaten alın bunu alın. Evet. Çok acayip bir ülke oldu. Ben kendi ömrüm içerisinde böyle bir durumu görmedim, yaşamadım. Okuduklarımda da yok. Yaşı büyük olan insanları dinliyorum. 70, 80, 90 yaşlarında. Onlar da hayatları boyunca darbe dönemleri dahi gördüklerini ama böylesi bir dönemin yaşanmadığını söylüyorlar. Nasıl olsun ki? Yargıtay kendi kızına yıllarca cinsel saldırıda bulunan babayı serbest bıraktı. Niye? Rıza varmış efendim. İnsanın nutku tutuluyor. Yani konu, yani söyleyecek kelime bulamıyorum yani. Tahliye edilmiş. Okan Bayülken Z kuşağı Türkiye'de ithal etmiyor ama Londra'da ithal etmeye hazır demiş. Londra'da e, tweet attığı için insanların başına bir şey gelmiyor. Aynur Doğan rahatlıkla konser verebiliyor. Aynur Doğan'ın konserine gittiği içindeki kişiler hakkında herhangi bir takibatta bulunamıyor. Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına karşı çıkabiliyorsunuz. E, hükümeti sert bir dilde eleştirebiliyorsunuz. Ben burada İngiltere'de hakaretten, tweet'ten ee, eleştiri sınırlarının ötesinde falan küfürden falan neyse işlem yapıldığını işlem gördüğünü kimsenin görmedim ee, elbette her devlette kendine göre kurallar var ve o de, o kurallara e, isyan eden o kuralları benimsemeyen o kurallara itiraz edenler de var onların da eylem yapma hürriyeti var onlar da eylem yapıyorlar Kamu düzenini aksattığında veya kamu yani bir taşkınlığa vandalizme yol açtığında elbette polis bunlara müdahale ediyor. Ama onun dışında polis tedbirlerini alıyor o eylemleri de o protesto gösterilerini de takip ediyor. Yani itaat etmeyen insanların barışçıl eylemleri de izin almadan gerçekleşebiliyor deyip parantezi kapatalım. Son not Özlem Sarıkaya yurt evlendiğinde yurt soy ismini almış ben onun tanıdığımda Özlem Sarıkayaydı. 2003 yılıydı zannediyorum. Habertürk internetin başındaydım. E, staj yapmak için gelmişti. E, radyo televizyon bölümünü bitirmişti ve e, yanımızda staj yaptı. Aynı masayı paylaştık. Karşımda oturuyordu. E, gözünü ekrandan kaldırmayan, e, bir şeylere öğrenmeye meraklı ve e, istekli, arzulu e, ve e, işi bilen insanlardan her an her şeyi kapmaya hazır son derece disiplin, disiplinli, becerikli çalışkan bir stajyerdi. Sonrasında da Habertürk'te ve NTV'de çalıştı. Resimdeki gülen yüzüyle hatırlayacağız. Evet, vefat etti. E, göz kanseriymiş bilmiyordum. Dört yıldır bununla mücadele ediyormuş. Meme kanseri. İyileşir iyileşir gibi olmuş ama daha sonra nüksetmiş. 39 yaşındaydı. Demek ki 2003 yılında ben onu tanıdığımda daha 19 yaşında ya da 20 20 20 yaşının içinde bir stajyerdi. Üniversiteyi yeni bitirmiş veya son sınıf öğrencisiydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Çok üzüldüm, inanamadım. Özlem Sarıkaya'yı da saygıyla anıyoruz bu yayını kapatırken. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.